normal hamurumuzu yoğuruyoruz. Kanalı içimiz içinde süt, yağ, çörek otu, künce, haşhaş, un ilave edip güzel bir kıvam haline getiriyoruz. Sonra ocakta pişireceğiz bunu. İsmim Nurhan Arslan. Poğadamıza az kınar ekmeğimiz. Normal hamurumuzu yoğuruyoruz. Sonra süt sosu için yağ, çörek otu, küncü, haşhaş, un ilave edip bir karışım yapıp ekmeğimizi açıp üzerine sürüyoruz. Bunu sayıca kızarttıktan sonra karşısında ateşte kızartıyoruz. Polat Mahallemizde Nurhan Hanım'ın misafiriyiz. Nurhan Hanım Polat Mahallemizde Polat'ın meşhur ürünlerinden olan kınalı ekmeği pişirmektedir. Kınalı ekmeğimiz şu anda Polat Derneğimiz tarafından tescili için, coğrafi işaret almak için müracaatı yapıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte bu da tescillenecek. Bu kınalı ekmeğimizin özellikle yapımında hamur yorulduktan sonra üzerine özel bir sosu vardır. Bu şeyden yağ, un ve sütten oluşan bir malzeme. Bunun içerisine ayrıyeten şey katılır, küncü katılır, haşhaş katılabilir. Hatta isteyen ceviz ezip koyabiliyor. Ve bu ekşeğin üzerine açılan hamurun üzerine tamamen serilerek, yoğrularak, şey yapılır, yayılarak yedirilir. Ondan sonra odun ateşinde sacım üstüne konarak pişmesi sağlanır. Sacım üzerinde piştikten sonra ocak taşı dediğimiz ocağın önüne konan taşın önüne getirilerek tekrar konarak kızarması sağlanır. Nar gibi kızararak bu kınalı ekmek imal edilmiş olur. Bu dikkat ederseniz bu ekmeğimiz kendine özel, has bir ekmektir. Ve buradaki kızarmasının en önemli malzemesi ise özellikle süt ve yağdır. Süt ve yağdan oluşur. Diğerleri ise katkı malzemeleri ekmeğimize özel bir tat verir. Ve sofralara geldiği zaman ekmeğimiz damak zevkine, damak tadına oldukça uygun olup yiyenlerin tadan insanların özellikle sipariş ettikleri, Polat Mahallemizde sipariş verdikleri bir ekmek türüdür. İnşallah coğrafi işaretinde aldığımız takdirde Polat'ımızın içli köftesiyle birlikte kınalı ekmeği de coğrafi işaretini almış olacak.